bizi korkuttu. Abi. Bugün burada Enerji Kısa Üretim Koordinatörü'nde gerçekten Balı Ormanı projesiyle birlikteyiz. Aynı zamanda Akçansa gönüllerimizle bizlerle birlikte herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada Lavanta Yolu kapsamında birlikteyiz. Bizim 5 projemizden bir tanesi. Burada Balı Ormanı ekibini gerçekleştireceğiz, Lavanta ekibini. Bununla birlikte uzmanlarımıza gaz maskesi dağıtımını ve arıcılık maskesi dağıtımını gerçekleştireceğiz. Herkese tekrar çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Tekrar çok teşekkür ederiz. Şimdi Arıcılar Birliği Başkanımızı davet ediyoruz. Toplantılar şehir meydanlarında olur ama bu defa biz ormanın içindeki bir alanda, orman içi meydanındayız. Yani sıra dışı bir etkinlik, gerçekten biz duygularımızı nasıl ifade edeceğimizi bilemiyoruz. Sabancı Holding'in bizim çalışmalarımıza katkı vermesi, bizim çektiğimiz ızdırapları bir ölçüde tolere etmesi veya bizim çektiğimiz sıkıntılara ortak olması, onların giderilmesi konusunda yaptığı destekler teşekkürün çok çok ötesinde. Ben kendilerini bu konuda kutluyorum. Diğer bütün şirketlere de bu konuda davranışının örnek olduğunu ifade ediyorum. Biz arıcılar olarak şu an bulunduğumuz alan bal üretim ormanı. Burada çam balı üretiyoruz. Arıcılarımız bu bölgeye özellikle Ağustos'un 15'inden sonra geliyorlar. Bu bölgede çam ağaçlarından çam pamuklu kurşunu dediğimiz farklı bir canlı yaşıyor. Aslında çam balını arı yapmıyor. O böcek yapıyor. Çam pamuklu kurşun Ağustos'un 15'inden sonra Erginler Vakfı'na geliyor ve çam balının ilk başlangıcı olan nektarı o oluşturuyor. Arı onun nektarını alarak kendi enzimlerini katıyor, su oranını düşürüyor ve bal konumuna getiriyor. Ama başlangıç çam pamuklu koşneli, çam ağacı ve arı. Arı daha sonra bunu olgunlaştırıyor ve sofralarımıza bu bizim şifa kaynağı olarak geliyor. Çam balı Türkiye'de 12 tane ilde üretiliyor. Dünyada çam balı üretimi sadece Ege ve Marmara kıyılarında, %92'si Türkiye, %8'i Yunanistan. Başka dünyada çam balı üretim alanı yok. Türkiye'nin de çam balı ihraç ürünü. Yani bu kıymetli ürünü Avrupa özellikle istiyor. Ama var olan şu değerleri önce kendi insanımızın da bilmesine fayda var. Çam balı özellikle diğer ballardan çok fark atan özellikleri var. Beslemede, solunum yollarında tedavi edici özelliği var. Özellikle rüzgar estiği, kış başlangıcında vücut direncinin düşük olduğu zamanlarda biz öneriyoruz, doktorlar da öneriyorlar. Hep birlikte buradayız lütfen. Tüm paydaşlarımızla birlikte bugün buradayız. Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutluyoruz. Enerjisi üretim olarak Bal Ormanı projemiz, Beşikli projemiz kapsamında sizlerle birlikteyiz. Bugün burada aynı zamanda Akçansa gönüllerimizle de birlikteyiz. Arıcılık özellikle bir çeşitlik açısından çok kritik bir konu. Biz de enerji üretim olarak bunu kendimize bir görev edindik. Ve burada 5 projemizden bir tanesi olan Çanakkale-Lavanta yolu projemizle birlikteyiz. Diğer paydaşlarımızla da birlikte olmak, Orman Genel Arıcılar Birliği'yle birlikte olmaktan da çok mutluyuz. Herkese tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biyoçeşitlilik açısından en kritik konulardan ve arıcılık konusunda destek için birlikteyiz. Bugün burada lavanta ekibi, biberiye ekibi gerçekleştirdik. Özellikle arıların polenlemesi açısından çok kritik bir konu. Olabildiğince bitki örtüsünü geniş yelpazede kullanıp çam ormanı içinde birlikteyiz. Burada da olabildiğince arıcımızın bu konudan faydalanmasını destekliyoruz. Ben bültenimi geçiyorum. Ben bültenimi geçiyorum.